insanları, halkı seveceğiz, ümitvar olacağız, iyimser olacağız. O zaman belki bu işlerin içerisinden kalkabiliriz. Bugün Atol Behramoğlu'nun bir şiirini okudum. Instagram'da rast geldi. İyiler ve kötüler üzerine yazmış. Kötüler hep kazanıyor, iyiler niye kazanamıyor diye serzenişte bulunmuş. Bununla ilgili de geçenlerde KRT'de bir programın konusu da buydu. Neden hep kötüler kazanıyor, niye hiç iyiler kazanamıyor? Diyor ki iyilerin kazanmasının bir tek yolu var. Başka türlü iyilerin kazanması mümkün değil. Kötüler hep kazanmaya mecburdurlar. İyiler birleşmelidir. Örgütlü iyilikten bahsediyor. Örgütlü iyilik, birleşen iyilik sadece kazanabilir diyor. Biz de onu yapmamız gerekiyor.